Kimileri sıkıcı bulur, kimileri fazla derin, kimileri de fazla uzun bulur. Ama ben seviyorum Nuri Bilge Ceylan filmlerini. Ahlat Ağacı ise en çok sevdiğim diyemesem de ana karakteriyle en çok empati kurduğum filmi. Sinan yazar olmak isteyen bir genç. Üniversitesi bitiyor ve memleketine, ailesinin yanına geri dönüyor. Tabii yazar olma hevesi çevresinden pek destek görmüyor. İşte KPSS'ye gir, daha sonra bir yere atan ve mesleğini yap derdindeler çevresi. Ama Sinan geleneksel yoldan değil kendi yolundan gitmek istiyor. Sınıf öğretmeni değil yazar olmak onun hedefi. Ve film bize birkaç sahnede Sinan'ın edebiyata gerçekten de ilgili biri olduğunu gösteriyor. Odası kitaplarla dolu mesela. Bu köy gibi yerde kaç insanın evinde bu kadar kitap var? Birçok sahnede kitap okuyor ve bazı karakterlerin aksine kendisini telefona bakarken filan da pek görmüyoruz. Hiçbir şey bulamazsa gazete okuyor. Tamam bunlar iyi şeyler de Sinan'ın yapmaya çalıştığı bu yazarlık işi özünde riskli bir iş. Kitabı yazdın tamam ama o kitabın tutacağının bir garantisi yok. Okuyuculara zorla da okutamazsın kitabı. Onların beğenmeleri gerekir. Ve bir araştırma kitabı yerine edebi ve sanatsal yönü ağır basan bir kitap yazıyorsan her şeyden önce yetenek gerekiyor. Ve şöyle de acı bir gerçek var ki bir işi seviyor olman o işte yetenekli olduğun anlamına gelmiyor. O işe uygun olduğun anlamına da gelmiyor. Sinan edebiyatı ve yazarlığı gerçekten seven birisi. Ama yetenekli birisi mi? İşte bunu bilmiyoruz. Sinan'ın başarılı bir yazar olan Süleyman ile konuşmasında yine bu yetenek mevzusuna değiniliyor. Süleyman asıl meselenin çalışmaktan ziyade yetenek olduğunu belirtiyor yazarlık için. Ve bunun üzerine Sinan da peki biz ne yapacağız? O sihirli güce doğuştan sahip olmayan insanlar tarzı bir cümle kuruyor. Bu cümleden anlıyoruz ki Sinan bir yetenek şüphesi de yaşıyor. Acaba ben yazarlık için yetenekli miyim sorgulamasını yapmış kendi içinde. Ama nihayetinde bu kitabı bir şekilde bastıracak kafasına koymuş. Ve bunun için de para gerekiyor. Henüz filmin başında Sinan Kuyumcu'ya "Parasız adama hayat nerede var?" cümlesini kuruyor. Gerek Sinan'ın ailesinde, Sinan'ın kendisinde hatta piyango bileti satan dayıda bile var bu para kaygısı. Sinan'ın kitap basımı için para elde etmesi gerek. Ailesi de maddi açıdan hiç iyi değil hatta borç içinde. Bu durumda Sinan'ın aklına bir sponsor bulma fikri geliyor ve belediye başkanının kapısını çalıyor. Bu kısma gelmeden önce Sinan'ın ne tür bir kitap yazdığını anlamaya çalışalım. Sinan'ın kitabı araştırma kitabı veya bilgi kitabı olmaktan ziyade bölgenin yaşam kültürüne dair kişisel fikirlerini edebi şekilde ifade ettiği bir eser. Denemeler gibi. Başkan Sinan'ın turistik değil de kişisel tarzda bir kitap yazdığını öğrenince bizden o tarz işler için bütçe çıkmaz hesabı sponsorluk teklifini kabul etmiyor ve onu İlhami isminde başka birine yönlendiriyor. Ha bu yönlendirmenin amacı öyle Sinan'a yardımcı olmak falan değil. Mesele Sinan'a yol vermek, başından savmak. Yönlendirdiği adam da kumcu bu arada. Kum ocağı işleten İlhami isminde birisi. Başkan bu kumcu İlhami'nin kitaplarla ilgili biri olduğunu söylüyor. Oysa İlhami'nin kütüphanesinde taş çatlasa 10-15 tane kitap var. Uzun süredir kitap bile okumuyormuş zaten. İlhami de Sinan'ın bölgedeki değerleri anlatan turistik bir eser yazmadığını öğrenince o da hafiften yol veriyor. Ve başkan nasıl ki birden bizim kapımız herkese açık edebiyatı yapıyorsa İlhami de ben buralara dişimle tırnağımla geldim şeklinde alakasız bir gaza gelme anı yaşıyor. Bu sahneler o kadar içten ve izlemesi keyifli ki. Bizim Sinan'da bir tık patavatsızlık da var bu arada. En son söyleyeceği şeyi ilk başta söylüyor mesela. Kimle nasıl konuşacağını pek bilmiyor ve insanların suyuna gitmektense işleri yokuşa süren bir mizaca sahip. Bu iki figür de Sinan'daki bu inceden patavatsızlığı sezince onlar da gaza gelip alakasız bir konudan kendilerini övüyorlar üste çıkmak adına. Zaten çevresinde hep onların suyuna gidenler bulunduğu için aykırı biriyle iletişime geçmek onları biraz rahatsız ediyor ve ilk yaptıkları şey de üstten bakan bir tavırla Sinan'a ahkam kesmek oluyor. Bu sahnelerdeki gerçekçilik ve samimiyet muazzam. Sonunda Sinan bu iki sponsor adayından umduğunu bulamayınca farklı bir iş yapıyor olmanın bedelini ödüyor aslında. Kişisel fikirlerin olduğu denemeler tarzı bir eser üretmektense diğer yazarların yaptığı gibi o bölgeyi tanıtan turistik bir eser hazırlasaydı bu iki karakterden maddi destek görebilirdi belki. Sinan peki bu parayı nereden buluyor? Gidiyor babasının o çok sevdiği özel cins köpeğini babasından habersiz satıyor. Bu kısımda ilk aklıma gelen Sinan'ın ne kadar sabırsız biri olduğu. Bu iki sponsordan umduğunu bulamadın tamam. Peki neden gidip apar topar babanın köpeğini sattın ki? Sinan gidip bir süre öğretmenlik yapsa, o parayı bir şekilde tamamlayıp daha sonra kitabı bastırsa olmaz mıydı? Çok büyük bir para da değildi. Bir süre çalışıp gayet çıkarabilirdi o parayı. Neden adamın o çok sevdiği köpeğini satıyorsun ki? İlhami ile olan konuşmasında yine bu konuya değiniliyor aslında. İlhami kendisini överken mevzu en son kendin çalıştır, biriktir, kendi kitabını kendin bastır muhabbetine dönüyor. Hadi tüm bunları geçtim. Bir insan babasına neden bunu yapar? Sinan babasının bu köpeği çok sevdiğini bal gibi de biliyor. İşte bu kısımda baba karakteri olan İdris'ten biraz bahsetmemiz gerek.
Sinan babasına epey sinir olan biri ve babasının köpeğinin satma cüreti göstermesinde babasına beslediği öfke duygusunun da payı var. İdris Sinan'dan sonra filmin odaklandığı diğer karakter. Hatta benim için Sinan'dan bile daha ilgi çekici bir karakter. İdris hayatı salmış birisi. Kendisini Ganyan'a kaptırmış ve ailesini borç içinde bırakmış. Bir zamanlar olan itibarını kaybetmiş ve çevresi tarafından da ya bu adam yazık etti kendisine gözüyle bakılan trajik bir figür. Tüm bunlara rağmen esprili, cana yakın, yaşama arzusu da barındıran biri olması bu karakterin ilginç kısmı. Ve Sinan hoşlanmıyor babasının bu hayatı boş vermiş halinden. Babasına öfkeleniyor, kızıyor, hatta babasına hırsız imasında bile bulunuyor. İşin tuhaf tarafı en büyük hırsızlığı da Sinan, o babasının köpeğini çalarak yine kendisi yapıyor. Sinan'ın babasına duyduğu öfke, bu eylemi yapmasındaki cüreti sağlamlaştırıyor. Ve Sinan gibi İdris'in de bir hedefi var. Kazdığı kuyudan su çıkarmak. Bazen bir hedefi gözünde o kadar büyütürsün ki hedefin kendisinden ziyade o hedefin çevrene ve kendine ispat edecekleri sana daha fazla motivasyon verir. İdris'in kuyuyu kazmada bu kadar inatçı olmasının nedeni de bu. Kuyudan su çıkarmak, o suyu elde etmek değil mesele. Diğer insanlar, hatta İdris'in babası bile bu kuyudan su çıkacağına inanmıyor. Ve İdris'i yine boş bir işe bel bağlamış, gereksiz bir hevese kendini kaptırmış biri olarak görüyorlar. İdris kuyudan su çıkardığı vakit sadece su elde etmiş olmayacak. Aynı zamanda çevresinden gelen o işe yaramaz adam seslerini de bir süre susturabilecek bu kuyu. Ha bak bu konuda haklı çıktım, bu sefer siz yanıldınız diyebilecek çevresine en azından. Sinan'a dönersek kendisi köpeği satmanın verdiği parayla artık kitabını bastırıyor. Ve gidip bir kitabeviyle anlaşarak kitabını insanlara sunuyor artık. Daha sonra araya askerlik giriyor, zaman geçiyor ve Sinan geri döndüğünde bir hevesle kitabevine gidip kitabının satışını soruşturuyor. Ve kitabı hiç satış yapmamış. Kitabevi 4-5 ay boyunca kitabı uzun uzun sergiliyor ama tek bir kişi bile almıyor Sinan'ın kitabını. Sinan bir sahnede hayatın gerçekleriyle yüzleşmeyi sevdiğini söylüyordu. Al sana işte hayatın gerçeği. O kadar uğraştın, kitap yazdın, gittin bu kitabı bastırabilmek için babanın çok sevdiği köpeğini sattın, adamı depresyona soktun. Ama kitabın bir tane bile satmadı. Bu o kadar absürt, hatta trajikomik bir durum ki. Ve filmin en sevdiğim kısmıydı bu. Başarısızlık kısmı, evet. Çünkü o klişe filmler ne yapıyor? En son o ana karakteri başarıya ulaştırıyor ve mutlu son. Hayır, gerçek hayatta böyle işlemiyor her zaman. Bazen bir şeyi çok istersin. Bunun uğruna emek harcarsın, fedakarlıklar yaparsın. Hatta ahlaksızlıkları bile göze alırsın Sinan gibi. Ama o hedefine ulaşamazsın. Olur böyle şeyler hayatta. Ve Sinan'a da burada hayatın gerçeği tokat gibi yüzüne çarpıyor. Tam tersi olsaydı, Sinan'ın kitabı tutsaydı ve başarılı bir satış yapsaydı, toz pembe bir son görebilirdi. Belki kazandığı parayla babasının köpeğini geri satın alırdı veya zor durumda olan ailesinin borçlarını kapatırdı. Hepsini geçtim, ailenin itibarını da düzeltebilirdi. Annesi küçükken Sinan için çevresindeki insanların deli bu çocuk iması yaptıklarından bahsediyor. Eğer Sinan'ın kitabı tutsaydı annesi bu sözü söyleyenlere, al bak deli dediğiniz oğlum kitap yazdı ve başarılı bir yazar oldu diyebilirdi. Babasının da çok hoşuna giderdi bu durum. Sonuçta Sinan'ın edebi tarafı babasından geçmişti. Ama işte olmadı ve Sinan kitabının satmadığını görünce hayatın o gerçeğiyle yüzleşti. Satmadı kitabın, tutmadı, ilgi görmedi. İnsanlara zorla daldıramazsın kitabını ve bunun uğruna gittin, neler neler yaptın. Annen kardeşin bile okumamış kitabını doğru dürüst. Ha, okuyan tek bir kişi var, o da babası. Filmin sonu nasıl desem, böyle bir hikayeye gidebilecek en güzel son. Sinan kitabını okuyan tek kişinin babası olduğunu öğrenince duygulanıyor tabii. Ama kötü bir haber de alıyor. Babası vazgeçmiş kuyu kazmaktan. Babasının bu başarısızlığı bir açıdan Sinan'ın başarısızlığına benziyor. Emek harcadın ama ektiğini biçemediğin trajik bir başarısızlık bu. Eğer su çıkmayacaksa kuyuyu o kadar derin boşuna mı kazmıştı babası? Veya kitabını kimse okumayacaksa boşuna mı yazmıştı Sinan? Baba ve oğlun hedeflerindeki başka bir benzer kısımda bu hedeflerin çevresindekiler tarafından başından beri destek görmemesi. Çevresindeki kimse İdris'in kuyudan su çıkarabileceğine inanmıyordu. Sinan'dan beklenen de KPSS'ye girip bir yere atanması ve öğretmenlik yapmasıydı. Yazar olması değildi. Filmin sonlarına doğru ise ilginç bir sahne karşımıza çıkıyor. Bu sahneyi görür görmez başta zannettim ki aha kuyudan su çıktı galiba. İlk sekanslarda öyle gözüküyordu biraz. Daha sonra birden Sinan'ın kafası çıktı ipe asılı bir şekilde. Dedim yok artık, intihar mı etmiş? Böyle de bitmez film. Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerindeki sonlar o kadar iyi bitmez. Tamam ama böyle bir sonda fazla sert kaçıyor. Hani kafayı yedirtir. En sonunda bu sahnenin hikaye örgüsünden bağımsız, sembolik bir sahne olduğunu görüyoruz. Bir rüya gibi. Çünkü filmin sonunda Sinan babasının artık pes ettiği kuyuyu kazmaya başlıyor ve film böyle bitiyor.
Sinan bir sahnede hayattaki kaybedişlerimizi bir aydınlanma anı gibi görmemiz gerektiğinden bahsediyordu. Hatta bu kayıpların bizi kendi bilinmeyenlerimizle yüzleştiren hayırlı felaketler olduğunu belirtir. Filmin sonunda Sinan kaybedişin verdiği aydınlanmayı yaşıyor. Babasını anlamaya başlıyor. Bakıyor ki Sinan aslında babasından çok farklı biri değil. Hatta birçok açıdan babasına epey benziyor. İkisi de bir taşrada herkesin birbirine benzediği ve farklı biri olmanın pek hoş karşılanmadığı bu yerde bir şekilde bu farklarına rağmen var olma mücadelesi veriyor. Sinan burada kendisini, babasını ve hatta dedesini de tabiatları açısından ahlat ağacına benzetiyor. Ahlat ağacı gibi uyumsuz, yalnız, şekilsiz tabiatlara sahipler. Bunun üzerine babası da asıl mesele tabiatını kabul edip onu sevmektir diyor. Farklı birisi olmak özellikle taşra gibi tek tip insanların yoğun olduğu bölgelerde hor görülür. İstenmez, hoş karşılanmaz. Hele ki farklı olup o farklı hayallerini de gerçekleştirememişsen bu farklılık biraz da içinde büyüyen bir dert olmaya başlar. İdris hayallerini gerçekleştirememiş birisi. Kafasındaki planları tam yapamamış ve en sonunda kendisini salmış artık. Ve Sinan babasındaki bu durumu anlıyor çünkü benzer adımlardan kendisi de geçiyor. Babasına öfkelenmekte haklı payları var, evet İdris yanlışlar yapmış olan bir baba ama kötü bir baba değil. Karısı da değiniyor buna. İdris'in bazı babalar gibi dayakçı, içkici tarafı yok. Her şeye rağmen gerçekten güler yüzlü, esprili ve bir şekilde yaşama hevesi olan birisi. Bu kadar hoşgörüsüz, kaba saba insanların arasında yine hayata dair neşesini koruyabilmiş birisi. Bu final sahnesinden çok öncesinde bile Sinan'ın babasına karşı koruyucu bir tarafı var. Sinan imamın yanındayken babasını eleştiriyor ama bu sefer imam da babasını eleştirmeye kalktığında ilk yaptığı şey imama inceden bir laf sokmak ve babasını kollamak oluyor. Muharrem isminde başka biri babasına laf attığında Sinan yine babasını koruyor. Bunlar o kadar insani detaylar ki ailenden birini yeri gelir eleştirirsin ama dışarıdan biri eleştirdiği vakit ilk yapacağın iş o ailendeki kişiyi savunmak olacaktır. Sinan da bunu yapıyor. Bir sahnede uzaktan babasına bakınca sanki kendisini ağaca asıp intihar etmiş gibi gözüktüğünü sanıyor. Gidiyor babasının yanına bir heyecanla, gerginlikle falan. Çünkü biliyor ki bu adam eğrisiyle doğrusuyla babası nihayetinde. Sinan da babasının oğlu. Film boyunca örülen Sinan ve babası arasındaki bu kompleks ve gergin ilişki, Sinan'ın kuyuya inmesiyle ve babasıyla sadece hedef ortaklığı değil aynı zamanda kader ortaklığı yapmasıyla bir çözülüme kavuşuyor. Babası toprakla uğraşmayı seven birisi. Oysa toprağın yapısına bakalım, toprak her şeyden önce tabiata önem verir. Toprağa bir şey ekeceksen bunun mevsimi vardır, zamanı vardır, ektiğin bölge önemlidir. Toprağın tabiatıyla inatlaşamazsın, ancak uyum sağlarsın. Sinan da babası da diğer insanlardan tuhaf ve farklı tabiatlara sahip. Küçükken çevresindekiler Sinan için bu çocuk biraz deli galiba, iması yapılırmış mesela. İdris için de babası bir benzerini söylüyordu. Küçükken İdris'i tarlada unuttuk, her yerini karıncalar sardı, ondan mı böyle tuhaf biri oldu diye. Ve baba oğul hatta dede bile bu taşla bölgesinde tıpkı ahlat ağacında olduğu gibi farklı tabiatlarının bedeli olan yalnızlığı ve uyumsuzluğu da yaşıyorlar. Sinan bu tabiatını istese de istemese de babasından aldı ve bunu değiştiremez, tabiat ile inatlaşamaz. Toprağın başka bir özelliği de sabır istemesi. Hiçbir şey öyle hemencecik ve kolay yetişmiyor toprakta. Düzenli emek vermelisin, uygun zamanı beklemelisin ve sabır göstermelisin. Sinan'da bu yazarlık işine karşı bir sabır da yok. Maymun iştahlılıkla bir an önce kitabını bastırmak için gidip babasının köpeğini satıyor. Sinan eğer köpeği satmak yerine çalışıp o parayı bir şekilde kazanıp kitabını bastırsaydı, sonra da kitabı yine hiç okunmasaydı, bu kadar vicdan azabı hissetmezdi. Sabırsızlığın sonu onu hırsızlığa itti, hırsızlığın sonucu ise kitabını okuyan tek kişi olan babasına karşı duyduğu vicdan azabı oldu. Bu azap sadece hırsızlığın bedeli değil, aynı zamanda sabırsızlığın da bedeli. Videonun başında Sinan karakteriyle empati kurabildiğimi söylemiştim. Sinan'daki bu bir şeylerin hızlı olmasını istemeye dair maymun iştahlılık ve sabırsızlık, yeteneğin olup olmadığına dair şüphe veya geleneksel yoldan gitmek istememek, bunlar benim de içimde zaman zaman hissettiğim ve yansımasını Sinan'da gördüğüm şeyler. Filmin sonunda Sinan kuyuya indi de muhtemelen bu kuyudan su falan çıkmayacak. Ama filmin sonu işte bu yüzden çok güzel. Sinan'ın kitabının başarılı bir satış yaptığı veya son anda kuyudan su çıktığı bir son, düşününce ucuz bir son olurdu. İğreti bir iyimserlikten ziyade filmin böyle bir son tercih etmesi çok yerinde olmuş bence. Çünkü bu son sahne, mutlu bir son olmasa da samimi bir son.